Arkay neden davetsiz çıka geldi ha? Söyleyin bana hadi. Arkay'le nasıl bir ilişkileri var onların ha? Bunlar doğruymuş gibi konuşuyorsunuz. Bunların hiçbiri benim lafım değil. Bunlar bana sorulan sorular. O zaman siz de onları açıklayın. Bütün komşularım, bütün akrabalarım, yolda gördüğüm herkes bana soruyor. Bu yüzden cevap almak için buraya geldim. Ama sizin de bilmediğinizi görüyorum. Ben ne yapacağımı şaşırdım artık. Kime ne diyeyim ben? Arada kaldım işte. Bir saniye. Bakın anlamaya çalışın. Neden konuşmayı çarpıtıyorsunuz? Bu muhabirleri tanımıyorsunuz. Onlar her şeyi yazarlar. Bunlar sadece dedikodu. Ben muhabir filan anlamam kızım. O konuda deneyimli olan sizsiniz. Biz basit hükümet çalışanlarıyız o kadar. Sizin dünyanız bizimkinden farklı, hem de çok farklı. Siz oyuncusunuz. Ben film sektörüyle ilgili hiçbir şey bilmem. Zaten Mukun'da anlatmaya çalıştığım da buydu. Ama oğlum dinlemeye hazır değildi. Sizin dünyanız hem sahte hem yalanlarla dolu. Bakın beni dinleyin. Bak canım. İki büyük konuşurken gençler asla araya girmez. Annen sana bunu öğretmedi mi? Ha? Tabii. Nasıl öğretebilir ki zaten, değil mi ama? Zamanı yoktur. Her sabah çekime gidiyor. Orada başka insanlarla evleniyor. Yani artık o gün kim denk gelirse tabii. Yönetmen birinin elini tutmasını söylüyor. O da tutuyor işte. Ne zaman vakit bulacak ki, değil mi ha? Bayan Malik, siz bunlara alışkın olabilirsiniz tabii. Ama ben değilim. İleride kızınız yıldız olacak. O çok belli. O zaman mutlu olup tatlı dağıtabilirsiniz istediğiniz kadar. Efendim. Hissettiğiniz üzüntüyü hepimiz hissediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba kızım. Arkay'ın sevgilisi de gelmiş. Madubala. Üzülme, bu benim lafım değil. Bütün şehir böyle söylüyor. Bak kızım. Bir genç kızın namusu sırça kule gibidir. Bir kere kırıldı mıydı? Bir daha da yapıştırılamaz. Yapıştırsan da üstünde çatlak izi kalır. Yanlış anlama. Benim de bir kızım var. Bir oğlan yol ortasında kızıma laf atarsa ben... o oğlanı suçlamam kızım. İlk iş kendi kızımın yüzünü örterim. Aynı şekilde senin de
namusunu temiz tutman gerekir. Çünkü bir kadının en güzel süsü namusudur. Anladın mı bakayım? Gerçi annen gayet iyi anlamıştır artık, değil mi? Anne, yeter artık. Lütfen sen lafımı kesmeye kalkma. Önce o muhabirleri susturmayı başar, ondan sonra gel lafımı kes. Bana ukalalık yapma. Bay ve bayan Malik, kızınızı evime göndermek istiyorsanız önce namusunu temizleyin. Çünkü benim de evlenme çağında kızım var. Ha? Gidiyorum artık ben. Hadi. Çok üzgün. Yaşlı bir kadınla nasıl tartışabilirim ki? Ve Mukund doğruyu zaten biliyor. Önemli olan hepimizin gerçeği biliyor olması. Madhu, Mukund'un annesi çok kızgın ama geçer. Bana kim inanır ki? Kimin inandığı umurumda değil. Benim sana inancım tam. Hepimizin öyle. 2-3 gün sonra herkes evet. Unutur nasılsa. Evet, kesinlikle öyle. Peki kayıplarımız ne olacak? İnsanlar dükkana gelmeyi bıraktı. Dışarıda durup saçma sapan konuşuyorlar. Her şey düzgün gidiyordu Malik. Canım, her şey yoluna girecek. Biz doğruları biliyoruz. Dünya da öğrenecektir. Ağlama kızım. Ağlama. Bunları yaparak ne elde edecekler ki? Kadarı yeterli değil. Onu daha da mahvetmek istiyorum, mahvetmek. Mahvetmek. Alo Bayan Dikşit. Alo, alo Akil. Dediklerinizin hepsini bir bir yaptım. Çıkarken ağlıyordu. Bunlar umurumda değil. Madubala'yı ağlattın mı peki? Ay hem de nasıl? O kadar ağladı ki gözyaşlarına mendil değil, havlu bile yetmeyecekti neredeyse. Madubala. Ama Arkey, bu evlilik sahtekarlığı yüzünden herkes benimle dalga geçiyor şimdi. Bayan Dikşit, 250 bin rupi karşılığında bir şeyler yapmanız gerekiyor, de endişelenmeyin. Bu evlilik olmayacak. Akşam her şeyi anlayacaksınız.
Sadece birkaç saat kaldı Bayan Dikşit. Ha? Bu akşam ne olacak ki? Alo? Alo? Bu akşam olay olacak. Bak Malik, tansiyonun çıkıyor. Lütfen dediklerimi yap, tamam mı? Bir doktora görünmen gerekiyor. Boş ver. İlacımı alırım, sorun kalmaz. Ama Malik. Aması maması yok. İlaçlarımı getir hadi. Asıl sorun bu haberleri kimin ve neden çıkardı? Ve bu fotoğraf da bizim fotoğrafçımız tarafından çekilmemiş. Kesinlikle doğru. Törene gelen birinin bu saçmalığı çıkardığından adım gibi eminim ben. Ve çekilen fotoğrafların açıları bile çok farklı. Çok haklısın Malik. O sırada Madon'un yanında ben vardım. Gerçekten mi? Ama biri benim yerime erkeğin fotoğrafını yapıştırmış. Biri bize çamur atmaya çalışıyor sanki. Bir dakika. Erkeğe düşman biri sırf ondan intikam almak için bunu yapıyor olabilir mi peki? Ama çamur bize atılıyor. Aynen öyle. Abi, eğer bu şey devam ederse o yaşlı kadın Mukund'la Madun'un nişanını iptal edecek. Bir bahane arıyor zaten. Cesaretini topla. Ve metanetli ol. Başın dertteyken. Bundan sonra ne diyordun? Sabırlı ol ve... düşmanlarını alt et. Canım sakın endişelenme. Öyle ya da böyle bir yolunu buluruz. Eğer yol yoksa onu yaratırız. Sakın üzülme. Hepimiz yanındayız. Ben bir yol buldum. Nedir? Arkey. Arkey. Evet, Arkey de bunlara gerilmiş olmalı. İnsanlar bize inanmasalar da onun sözüne kesin inanırlar. O medyaya doğruyu açıklayabilir. Ha? Arkey'in bunu söylemesi gerek. Sonuçta o da olanları biliyor. Ben ona gidiyorum. Malik sen dur.
Sen iyi değilsin. Ben yalnız giderim. Dişi aslanım. Gidip biriyle kızımın sorunları hakkında konuşamayacak kadar hasta değilim ben. Eğer istiyorsan benimle gel. Ne olay ama, ne olay, büyük hit oldu. Bu harika patron. İnsanların okları hedefi vurdu ama okları biz yönelttik. Harika patron. Söylesene, bundan sonra ne yapacağız? Betu, bir şey yapmamıza gerek yok. Ne olacaksa... Dikkat edin patron. Kendi başına olacak. Patron, dediğinizi anlayamadım da. Ne demek istediniz anlayamadım. Şimdi Madubala ayağıma gelecek Bittu. Tam 12'den. Madubala. Aha. Alo? Patron, bir şeyler yiyip öleyim mi? Harikasınız Madubala konusunda, tam bir uzmansınız. Yani aslında muhteşemsiniz. Madubala babasıyla birlikte aşağıda bekliyormuş. Ne yapalım patron? Tamam, 2 saat. Evet, alo. Evet, onlara. Meşgul olduğunu ve beklememelerini söyleyin. En az 2 saat. Tamam mı? Evet. Malik, sana benimle gelme demiştim. Bak, tansiyonun yine yükseliyor. Hadi lütfen git otur. Madzu, ben gayet iyiyim. Affedersiniz, gelmesi ne kadar sürer? Bir toplantısı var. Biraz zaman alacak. Onunla sadece 5 dakika görüşecektik. Sorun değil. Toplantıda olduğunu size söyledim. Bir daha ararsan bana bağırır. Çalışıyormuş. Öyleyse bekleyeceğiz. Burada otururuz. Malik, sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Heyecan yapma. Malik. Evet. Sen iyi misin? Sana su getireyim mi? Boş ver. Sana su getireceğim. Nereye gidiyorsun? Affedersiniz, biraz su alabilir miyim acaba? Sıcak mı soğuk mu olsun? Mümkünse sıcak olsun. Babam pek iyi değildi o yüzden. Tamam, hemen yolluyorum. Onu tanıdın mı? Arke Efendi'nin buketinin yeni çiçeği. Bugünlerde Arke onunla eğleniyormuş. Siz ne saçmalıyorsunuz böyle? Madu! Utanmalısınız. Madu! Kızım, buraya gel. Sana su istemediğimi söyledim. Neden onlarla tartışıyorsun ki? Sadece biraz su istemiştim. Onu bile vermediler. Malik. Evet. Sana dışarıdan su getireceğim. Su istemiyorum dedim sana. Dışarıda bir bakkal vardı. Sana oradan su getireceğim. Sen burada otur. Al şunu. Hadi al iç. Çok inatçısın Madu. Bittu, onlara acıdım. Çağırsak mı? Aha, 2 saat geçmiş bile. Ne yapalım, biraz daha beklesinler. O zaman yemek servisi yapılsın. Ve sonra da... Sonra? Motor.
Bay Bahandari'yi size kaç kere söylemem gerekiyor? Patron şu anda çok meşgul. Gelmeden önce lütfen randevu alın. Randevu almadan gelmeye kalkmayın. Bana da ulaşamazsınız. Güle güle. Bu ne güzel sürpriz Madubala. Hoş geldin. Çok sevindim. Beyefendi baban değil mi? Demek birlikte geldiniz. Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz acaba? Burada saatlerdir. Biz daha yeni geldik. Evet, yeni geldik. Anlıyorum. Bir şey ikram ettiler mi size? Çay, kahve? Hayır, hayır lütfen. Hiç zahmet etmeyin. Biz buraya Bay Arke'yi görmeye gelmiştik. İnsan misafire soğuk içecek ikram etmez mi? He? Görürsünüz siz, elimden çekeceğiniz var bugün. Patrona söyleyeyim de o sizin hakkınızdan gelmeyi bilir. Hayır, lütfen yapmayın. Bir şey içmek istemiyoruz. Biz sadece Bay Arke ile konuşmak istiyoruz. Bakın, ben sizden kendisi adına özür dilerim efendim. Burada böyle saatlerdir beklediğiniz için. Beklediğinizden gerçekten haberim İki olmadı. İki saat önce geldik ve sizden haber bekliyordum. Ben sizden tüm kalbimle özür diliyorum. Gelin, buyurun efendim, buyurun, lütfen. Ha, bakın bu arada iyi görünmüyorsunuz. Hayır, hayır, almanız de. Gereken bir ilaç falan var mı acaba? Buyurun. Buyurun bu taraftan. Siz. Lütfen, lütfen buyurun. Birlikte kahvaltı edelim. Hayır, hayır. Biz buraya şey için geldik. Evet, evet. Ne için geldiğinizi biliyorum. Bittu lütfen. Evime ilk kez gelmiş konuklarıma biraz ilgi gösterir misin? Buyurun, oturun. Lütfen, ayakta kalmayın. Lütfen. Lütfen. Buyurun, oturun. İşimiz sadece 2 dakika sürecek. Hemen gideceğiz. Nişan töreni gerçekten çok güzeldi. Buraya neden geldiniz galiba biliyorum. Beni herhalde düğüne de davet edeceksiniz. Hayır efendim, hayır. Aslında başka bir konu vardı. Ben gerçekten çok üzgünüm. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir dakika, bir dakika. Neyiniz var? İyi değilsiniz. Bir şey içtiniz mi? Çay, kahve, ilacınız var mı? Hayır, hayır. Ben İyiyim, bir şeyim yok. Sizin şu gazetede çıkan haberinizden aslında çok... Haber mi? Bittu. Buyurun. Basında Trishna ile ilgili bir haber mi yayınlattın sen? Efendim, böyle bir şey mümkün mü? Ben size sormadan nasıl öyle bir şey yaparım? O zaman birileri gizlice sızdırdı. Basın benimle ilgili bir sürü yalan haber yazıyor. Peki haber neyle ilgili o zaman? Sen herkes gibi gazeteleri okuyorsundur. Ben haberleri okumam. Ben haber olurum. Kötü espri. Ama ne derler bilirsiniz, büyük yıldızların güne güzel başlayıp güzel devam etme sırrı gazeteleri hiç okumamaktır. Basında bir sürü yerli yersiz şey yazıyorlar, yalan yanlış şeyler. Ben bu yüzden gazeteleri çok fazla okumam. Ama bu kez sınırı gerçekten çok aşmışlar. Bunu lütfen bir okuyun. Buyurun. Ama... Ellerim kirli. Patron, izninizle ben bir telefon etmeliyim, hemen dönerim. Lütfen, sakıncası yoksa haberi siz okur musunuz? Lütfen. Dinliyorum. Buyurun. Peki, peki. Hadi. Bay Arke, ben... Arke'nin son... Sevgilisi Madubala, nişanlı çıktı. Ne? Nasıl yani? Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bir daha lütfen. Yüksek sesle. Arke'nin son sevgilisi Madubala, nişanlı çıktı diyor.
Bugüne kadar sırf benim aleyhimde yazıyorlardı. Bunu sorun etmiyor. Ama şimdi hedefe Madubala'yı koymuşlar. Bu nasıl bir şey bu? Ne ucuz bir reklam. Saçmalamışlar. Efendim ben... Devam edin. Ne diyor? Devamında... pek hoş şeyler yazmıyor efendim. Kahvaltınız bitince okursunuz. Hayır hayır, doğrusu istemiyorum. Bunlar sinirime dokunuyor. Siz okuyun bana. Lütfen, lütfen siz okuyun, lütfen. Peki. Gördüğünüz fotoğraf kareleri... her iki ailenin de... üyelerinin bir arada oldukları... nişan töreninde... çekilmiş olduğu halde... sonradan büyük bir sır ortaya çıktı. Adının Madubala olduğunu... öğrendiğimiz... genç kız hem müstakbel... nişanlısının hem de ailelerin gözü önünde kendini ünlü film yıldızı Arkane kollarına attı. Madubala'nın ailesi bu durumdan memnun görünüyor. Ver şunu bana. Her iki ailede belli ki ne gelenek ne de ahlak kurallarını tanıyor. Ne nişan töreni ama, değil mi? Genç bir kız nişanlı olduğu halde orada herkesin gözü önünde Arke ile yakınlaşıyor. Aileye yakın bir kaynaktan öğrendik ki Madubala ayrıca ablasının Arke'nin yeni çektiği filmde rol alması için yardım etmiş. Aile Arke'ye minnettar olmalı. Belki de bu nedenle bu yüz kızartıcı duruma sessiz kalmayı tercih ettiler. İğrenç bir şey bu. Yeter artık. Bu insanlar çizgiyi aştı. Hep başka insanları eleştirmeyi biliyorlar. Ama bekleyin ve görün efendim. Onları dava edip nasıl da süründüreceğim. Tazminat davası açıp ciğerlerini sökeceğim onların. Efendim, siz hiç merak etmeyin. Her şey düzelecek. Ayaklarınıza kapanıp özür bile dileyecekler. Onlara kesinlikle acımayacağım. Bittu! Ne oldu efendim? Bittu, bugün kaç tane çekimin varsa iptal. Ama efendim... Bittu dedim. Ne kadar televizyon kanalı ve gazete varsa hepsinden birer tane muhabir çağırmanı istiyorum. Ama nasıl... Dilimizi bilmiyor musun? Başka dilde mi konuşuyorum? Anladım. Siz merak etmeyin efendim. Bu konuyu çözeceğim. Bir baba için kızı ne kadar
değerlidir, onuru ne kadar önemlidir farkındayım. Onun şerefini ömür boyu korumak istersiniz. Ve eğer namusuna en ufak bir laf gelirse o zaman kim bilir canınız nasıl yanar. Ama tekrar söylüyorum, hiç endişelenmeyin. Bana her şeyi çözmem için sadece 2 saat verin. Kendinizi üzmeyin, evinize dönün. Dinlenin, iyi değilsiniz. Sadece 2 saat sonra televizyonu açıp izleyin. Sorun çözülecek. Lütfen. Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederiz. Madhubala, şimdi teşekkür etme. 2 saat sonra edersin. Ben senden tüm bu olanlar için özür dilerim. Hadi kızım. Efendim? 2 saat sonra Bay Arke'nin evinde basın toplantımız var. Ne yapın edin, bir şekilde organize olun, tamam mı? Kapura da haber ver. Bittu, sence renkli fotoğraflarda mı daha iyi çıkıyorum, yoksa siyah beyazda mı? Siz bütün renklerde iyi çıkarsınız efendim. İnanır mısınız? Siyah beyazda bile renkli gibisiniz. Biliyor musun, şu an aklımda siyah beyaz film çekmek var. Olur patron, çekelim. Abi, ben sana Arke'ye bize yardımcı olur dedim, değil mi? Bak gördün mü, adının bile geçmesi yetiyor işte. Al bitki çayı. İstemem. İtiraz etme, iyi gelecek bu sana. Hadi. Madhubala, geç otur. Boşuna geriliyorsun. Bak, 2 dakika sonra basın toplantısı başlayacak. Arkay her şeyi çözecek, görürsün. Hepinize böyle kısa zamanda toplanıp geldiğiniz için Bay Arkay ve kendim adına çok teşekkür ederim. Bir kez daha teşekkür ederim. İşte Bay Arkay de merhaba geldi. Merhaba çocuklar, efendim, merhaba. Arke'in kalbinin yeni sahibi. Herkes onu konuşuyor. Arke'in yeni aşkı kimsenin tanımadığı son derece sıradan bombaylı bir kız. Arke'in yeni sevgilisi Madhubala. Nedir bu? Hepiniz hakkımda bir sürü saçmalık yazıyorsunuz. Suçum büyük ve ünlü bir yıldız olmak sanırım. Bütün günahım bu mu? Madhubala Malik. O kendi halinde bir kız. Size karşı ne suç işledi de hakkında bunları yazabildiniz? Sizleri gerçekten anlayamıyorum. Siz basınsınız. Bu nasıl bir sorumsuzluk böyle? Hiçbir şey bilmediğiniz bir konuda nasıl eminmişçesine böyle şeyler yazabiliyorsunuz? Bu sahte haberleri pazarlayıp bir de bundan para kazanıyorsunuz. Anne bak, her şey halloldu bitti. Sen bu olayı gazetecilerden bile fazla abarttın. Değil mi baba? Evet öyle. Boş yere telaşa kapıldı ve ortalığı resmen ayağa kaldırdı. Gerçekten çok inatçısın. Evet, biliyorum. Bir sürü gazete ve dergi olarak bir sorumluluğunuz var. Haber bulmak ve bunları yayınlamak sizin göreviniz. İnsanlar gazetelerinizi, dergilerinizi alıp okusun istiyorsunuz. Bunu yapmak zorundasınız. Arke, bizi buraya işimizle ilgili nutuk çekmek için mi topladın? Konuya gel lütfen. Teşekkür ederim. Konumuz ne? Madhubala. Evet. Lütfen bayanlar, baylar, lütfen susar mısınız?
iki insanın arasında olanların gerçeği nasıl oluyor da sizin hükmünüze kalabiliyor? Gerçeği senden duyalım o zaman. Ne bilmek istediğinizi anlayamıyorum ki. Hem gerçeği öğrendikten sonra bana ne ceza vereceksiniz? Ya Madubala'ya? Birini sevdiği için onu çarmıha mı gereceksiniz? Madubala birini seviyor olsun. Siz bunu nasıl suçmuş gibi sunarsınız? Bunu yapamazsınız. Onu suçlu gösteremezsiniz. Dinle. O kız ne aşkının ne de kalbindeki herkesten gizli sırrının bütün gazetelerin manşetine çıkacağını bilemedi. O halde sanırım en doğrusu gerçeği senin bize anlatman değil mi? Madubala ile ilgili gerçek şu. Gazetelerde yazan her bir cümle tamamen doğru. Evet, kabul ediyorum. Evet, kabul ediyorum. İlaç alalım. Yani bu yüzden de Madubala ve benim hakkımda bugün çıkan bütün haberler doğrudur. Sen söyledin ve biz de sana inandık. Ama yalan olup olmadığını yine de bilemeyiz. Yani doğru söylediğini nereden bilelim? Yalan söylemek için ne gerekçem var Bayan Ramani? İşte bütün dünyanın önünde kabul ediyorum. Varoşlarda yaşayan bir kıza aşık oldum. Onu seviyorum. Madubala Malik orta halli bir ailenin kızı. Ve ben bir yıldızım. Arki. Bayan Ramani, bir insan ancak çıkarı olduğu bir konuda yalan söyler. Bunu siz de biliyorsunuz. Benim bu durumdan ne çıkarım var? Aksine bazen Madubala'nın benden yararlandığını düşündüğüm de oldu. Beni sever gibi yaptığını. Öyleyse bile sorun değil. Aşk ve tutku her şeyi affeder. Peki ben onu sevince elime ne geçti? Zaten kırık olan... Kalbim biraz daha kırıldı hepsi bu. Kendisi... Benden şikayetçi olduktan sonra sadece kendisine değil, bütün ailesine şöhret kapılar açıldı. Aktris ablası filmimde rol aldı. Annesi ve halası da zaten oyunculuk yapıyorlar. Bundan böyle onlara da teklifler yağacaktır. Babası da film setlerinde dublör. Bu arada... Babası dedim ama... Bayşemşir Malik, Madubala'nın öz babası değil. Sadece soyadı Malik Madubala'ya ait. Biliyorum, biliyorum. Sakin olun, tamam. İyi yakaladık değil mi? Evet. Gerçek bu. Başka bir adamın kızına babalık ediyor. Krishna, kumanda nerede? Dinlemek istemiyorum. Kesin artık, anne. Yeter! Ben izlemek istiyorum. Rishab Kundra'nın daha ne kadar düşeceğini görmek istiyorum. Madubala'nın baba dediği bu adam... Özür dilerim. Madubala'nın baba dediği bu beyefendi...
kendisinin annesiyle hala kanun önünde evli değil. Nereye bağlayacağız? Biliyorum tabii, günümüzde evlenmeden birlikte yaşayan pek çok kadın ve erkek var. Madubala'nın annesi ve baba dediği beyefendi 20 yıldır son derece modern yaşıyorlar. Belli ki bizim gibi tutucu değiller. Gayet açık fikirli insanlar. Belli ki bizim dünyamızın kültürü ve kanunları onları bağlamıyor. Ne demişler? Anasına bak, kızını al. Kızı da annesinin tam bir kopyası. Annesi başka bir erkeğin evlilik bilekliğini takıyor. Ancak kapı zilinde yazan isim başka bir erkeğe ait. Bu çok rezalet. Anne, anne. 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 Bu bir rezalet. Anne. 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 Yabancının ne dediği kimin umrunda? Sen bizim gözümüzde tertemizsin. Doğru bile olsa ne fark eder? Çok şey fark eder tabii, çok şey. Çok şey fark eder. Bir kendine gel, ne oluyor sana? Roma bak. Bu adam bütün dünyanın gözü önünde benim şerefimle oynuyor. Ama ona kimse inanmayacak abi, sakin ol. Ona kimse inanmayacak, görürsün. Sen dışarı çık da. İnsanların gözlerinin içine bak bakalım. Bize bakışları nasıl değişmiş görürsün. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir söz var. Herkes değilse bile kimileri gerçekten aklını kaçırmış olmalı bu hayatta. Kimin ahını aldılar da böyle oldu acaba? Çok iyi insanlar ama yerden yere vuruldular, baksana. Bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Özür dilerim ama lütfen evlerinize gidin. Bizi yalnız bırakın lütfen. Madubala parmağına nişan yüzüğünü takmış olduğu halde gözleri hala ve ısrarla benim üzerimdeydi. Bilirsiniz, dejenere ailelerin kızları böyledir. Değil mi? Başlarını dayayıp ağlayabilecekleri bir omza ihtiyaçları vardır. Madubala ne zaman benim omzumun üstünde ağlasa, benim de ona olan hislerim ve sevgim hep daha da büyümüştür. Kes sesini. Senin ailende böyle şeyler normal olabilir ama benim ailemde değil. Bunlar benim ailem için söz konusu bile olamaz. Asla şuna bak neler söylüyor. Abim ve benim biricik Padme'nim için neler söylüyor. Orada olsaydım şimdiye kadar çoktan gırtlağını sıkmıştım. Tamam. Tamam. Malik. Abi. Malik. Abi. Malik, abi. Nereye gidiyorsun? Malik. Malik bekle. Üzerimdeki tişört şu an hala onun gözyaşlarından sırılsıklam. Defalarca başını omzuma koyup ağlamıştır. Efendim, dün neler oldu? Bize de anlatabilir misiniz? Kendisi dün nişanlısı, yani müstakbel eşiyle kutlamada dans ediyordu. Onun kollarındaydı ama kalbi aslında benim için atıyordu. Sonra da beklenen oldu zaten. Onun kollarından bir anda kaydı ve tam yere düşmek üzereyken ben onu tutup engel oldum. RK var olduğu sürece Madubala asla düşmeyecektir. Ne olursa olsun.
Hatta aşkımızın... Birkaç fotoğrafını sizlerle paylaşabilirim. Bu adam çıkmış neler anlatıyor böyle? Resmen saçmalıyor, yalan söylüyor. Yalan söylediği çok açık. İnsan ne kadar saklamaya çalışsa da fotoğraflar daima gerçeği söyler. Mukunt oğlum. Bu adam ne diyor? Bak dinlesene. Hayır. Bilemiyorum. Ah canım oğlum. O aile hakkında gerçekten ne biliyorsun ki? Dinlemeye devam et hadi. Bilmen gereken ne varsa öğreneceksin. Üstelik tam da nişanınızın üstünü. Ah çok yazık çok. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün bu olan bitene rağmen Madhu iyi olsun isterim. Hep mutlu olsun. Madhu ve o arkadaş, çocuğun adı neydi? Neyse ne. Umarım mutlu olurlar. Bombay'da ya da kim bilir bilmiyorum, Haydarabad'da. Beni üzen tek bir şey var. Gerçek aşkı buldum ama kaybettim. Madhu Balayı. Eğlendiniz mi bari? Güzel miydi? Arke'ye meydan okumanın sonu böyle olur işte. Hadi kapat şimdi bakalım telefonu. Kapat. (Gülüyor)